muntazam ben. Muntazam durmaz. Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken Paranoia filmi vizyona girdi. Kız var ya, fişek gibi çıktı fişek. Efendim? Her gün ayrı zamparalık. Film, bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı absürt olayları dram ile harmanlayarak anlatıyor. Yine eskisi gibi tehlikeli şeyler yazmıyorsun değil mi çocuğuma? Aç kapıyı polis! Yaklaşık 5 yıllık bir çalışma. Dolayısıyla arka planda ciddi bir emek var. Filmi biz hani kolektif oluşturduk. Ahmet Ümit ve psikiyatr Samuray Özdemir senaryonun oluşmasında müthiş katkıları oldu. Ahmet Ümit işin polisiyesinde, Samuray Özdemir psikolojisinde ama filmin senaryosunu Kubilay Zerener yazdı. Öykü benim öyküm ama Kubilay Zerener'le birlikte biz bir hafiye gibi bütün bu mekanları görerek, oradan karakterler çıkararak filme yansıttık. Niye paranoya? Çünkü biraz Türkiye şartlarında bazı gerçekler üzerinden anlatalım istedik. Niye bir gazeteci? Görünürdü gazeteciler. Yaşadıkları bazı sıkıntılar vardı. Bunları ben ekrana taşımak istedim. Beyaz perdeye taşımak istedim. Dolayısıyla oradan yola çıktık ve Muntazam Durmaz karakteri böyle çıktı ortaya. Paranoyası yıllar önce ilk kez paranoyası başlayan, o zaman üniversite öğrencisi olan Muntazam Durmaz'ın yıllar sonra gazeteciyken tekrar paranoyasının tetiklenmesi üzerine başından geçen hikayeler diyelim. Ben bunu bir gazeteci olarak anlattım ama bu aslında toplumsal paranoyayı anlatıyorum ben filmde. Orada bizim seçtiğimiz bir karakter vardı, o gazeteciydi ama bu dediğim gibi bir manav olabilirdi. Bir bankacı olabilirdi. Dolayısıyla evet, anlattığımız şey bir toplumsal paranoya. Biraz da belgeselcilikten gelen yapım bunu ortaya çıkardı ve ben de uzun metraja yansıttım bunu. Hayırdır abi? Zamparalık mı yoksa? Gaspaza kardeşim, gaspaza. Kaçmayı deneyeceğim, tamam mı? Bir dakika, sakin ol. Şimdi neden kaçıyorsun? Filmin başrollerini Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak paylaşıyor. Sen de kaçıyorsun değil mi? Niye geldin buraya? Kaçmaya devam. Bir simitçi istihbarat görevlisi çıkabilir. Kuyumcunun cebinden telsiz sesi duyabilirsin. Sen bayağı uçmuşsun. Onur Bey, hayırlı uğurlu olsun. Yeni filminiz vizyona giriyor, Paranoya. Biraz filminizi anlatmanızı rica edebilir miyim karakterinizle beraber? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Çünkü bugünlerde biraz güzel dileklere ihtiyacımız var. Sinemalarımız zor günlerden geçiyor ama her şey gibi o da düzelecek tabii ki. Filmimiz bir gazetecinin geçmişte içeri girip kötü olaylar yaşaması, babasını kaybetmesi gibi sorunlarla bir paranoyak duruma dönüşmesini konu alıyor. Ve sonra bir kaçış serüveni var. Sonra da Lüleburgaz'a varıp orada biriyle tanışıp kabuğunu kırdığı bir hikayeyi anlatıyoruz. Tabii bunu anlatırken dönemin gerçeklerini de anlatıyoruz. Gazetecilerin, insanların bu paranoyaklaşması durumunu da anlatıyoruz. Böyle bir konu. Zor bir konu ama değil mi? Yani bence zor bir konu. Uzun zamandır da böyle sözler söyleyebilen bir film yok. Biraz otosansür de var tabii ki insanlarda. Bunu da çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden bu filmin cümlesini seviyorum. Yapmaya çalıştığı şeyi de seviyorum. Karakter Muntazam Durmaz. Muntazam içine kapanık bir adam. Çok arkadaşı yok. Daha doğrusu insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor. Kurmak da istemiyor. Çünkü onlardan bir kötülük gelebileceğini düşünüyor sürekli. Yani paranoyak bir durum. Sonra yavaş yavaş kabuğunu kırıyor. Bazı gerçekleri değişiyor. Yani aşk her insanı değiştirdiği gibi onu da biraz kabuğunu kırıyor. Peki sizi hep biz komedilerde görüyoruz. Bu biraz farklı olacak. Nasıl karşılayacak sizce sevenlerini? Daha önce dram filmlerinde oynadım, festival filmlerinde, bağımsız filmlerde. Bu gişeye hitap eden bir bağımsız film diyebilirim. Yani bağımsız film kodları da olan bir gişe filmi. Tam arada. O yüzden yani iyi oynanırsa seyircinin her şeyi kabul ettiğini daha önceki çok önemli aktör abilerimizden, ablalarımızdan biliyoruz. O yüzden bir şey iyiyse seyirci bunu kabul ediyor. Kötüyse de teşekkür ederim, görüşürüz diyor. Hayırdır değişik hareketler yapıyorsun? Yok, bir şey yapmıyorum, dolaşıyorum.
İnsanın güvenebileceği biri olması güzel şey. Ben Nebahat karakterini canlandırıyorum bu filmde. Atölyesi, bir dikim atölyesi olan bir karakter. Babasından devraldığı bir atölye. Ve işte orada Lüleburgaz'da Onur'un oynadığı Muntazam karakterinin bir yol hikayesi var. O yolun Lüleburgaz ayağında da Nebahat'le tanışması şeklinde devam ediyor film. Çekimlerde tabii mutlaka yoruldunuz, zor geçen tarafları da oldu, keyifli de dediniz. Güzel anılar biriktirebildiniz mi? Nasıldı? Yani belki özel bir şey anlatmak istersiniz setle ilgili. Benim için özel kısmı zaten Lüleburgaz'da olması kısmıydı. Benim memleketimin insanı da biraz fazla neşelidir. Çok biz Trakya bölgesinde insanları çok sokaklarda görürsünüz. Yani böyle günün ve saatin pek şeyi yoktur. Her an her saniye sokakta olabilme durumları var. O yüzden hani şeyden bahsedebilirim size. Çekimlerde gece atıyorum 2 bile olsa çok yoğun bir insan trafiğiyle beraber çalışma fırsatımız oldu. O da yani bize kalan bir anı. Evet, her an her dakika insanlarla doluydu etrafımız. Lan senin yüzünden paranoyamazdı beni. Güle güle kal lan. Filmdeki gazetecilerden bir tanesiyim ben aslında. Yani bu bir paranoya hikayesi tabii. Paranoya yaklaşmış artık bir gazetecinin öyküsü. Onur'un oynadığı karakter bu anlamda çok önemli bir karakter. Biraz coğrafyamıza, kendi içinde bulunduğumuz Türkiye ülke coğrafyasına hizmet eden. Çünkü artık sadece bizim ülke üzerinden söyleyemeyiz belki ama bütün dünya üzerinden meseleyi örneklendirecek olursak artık dünyanın paranoyaklaştığı bir ortamda biraz oralara göndermeleri olan iş. Yani benim rolüm üzerinden sadece konuşmak yerine açıkçası filmin genel anlatmaya çalıştığı, dokunmaya çalıştığı yerin altını çizmek sanki daha doğru olur gibi geldiği için böyle bir giriş yaptım işin gerçeği. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz duruma hem coğrafi hem ülkesel anlamda hem de bütün dünyanın içinde bulunduğu durum anlamında göndermeleri olan aslında bir parça evet ya biz gerçekten zor bir durumdayız galiba dedirtme ihtimali çok yüksek olan bir iş bu. Ben de aslında onu soracaktım. Bu filmi çekerken, senaryo okurken, oynarken sizde ben de bu duyguları yaşamıştım dediğiniz noktalar oldu mu? Bu duyguları yaşamadığını söyleyen yalan söyler bir defa. Dolayısıyla hepimiz için geçerli bu. Herkes buna benzer paranoyalar yaşıyor. Çünkü artık duygu olarak şöyle bir yerdeyiz. Şimdi bu bana neden bu kadar iyi davrandı ki diyecek noktaya geldik. Halbuki karşımızdaki muhatabımız sadece iyi davranıyor. Ama biz böyle sorular sorar hale geldik. Kaldı ki sadece biz değil, bence bütün dünya böyle sorular sorar hale geldi. Dolayısıyla aslında altı kurcalanması gereken şey bir parça bu. O yüzden tabii ki kendimizle eşleştirdiğimiz, evet ya bir dakika bir şey oluyor dediğimiz bir öykü çıkınca karşımıza da kayıtsız kalamadık tabii ki. İlk senaryo geldiğinde okuduğunuzda da bu muydu düşünceleriniz? Tabii. Ya da evet buna bir imza atmak gerekir dediniz. Tabii ki yani bu tür işlerin içinde bulunmayı kim istemez ki? Bu yani fayda sağlayan bir şeyin içinde olmak insan içinde var bence. Dolayısıyla böyle bir şey okuduğumuzda zaten çoluğumuz var, çocuğumuz var bir taraftan. Gelecek kaygımız var hepimizin. Yani ben de evet 47 yaşındayım belki ama çocuğum kadar gelecek kaygım var tabii ki benim de. Dolayısıyla bütün bunlar eşleştiğinde doğru bu tür şeylerin içinde olup galiba buralara böyle bir parmak basmak lazım dediğim bir şey tabii ki. Yani umarım işe yarasın. Ne? Herkes beni içeri tıkmanın peşinde. Herkes. Yastığımın altında bir boşluk var. Sanki hep sonu paranoya.